Diyor ki kardeşlerimiz, işte Yahudileri, Hristiyanları veliler edinmeyin. Peki, 9. surenin 23. ayeti. Ey iman edenler diyor Cenab-ı Allah. Eğer imana karşı inkarı sevip tercih ediyorlarsa, herhangi bir noktada inkarı savunuyorlarsa, mesela Kur'an herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsa, İslam'a ait herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sen baban mesela karşı oluyor dinin birçok hükmüne, veli ediniyorsun. Burun dilimine çıkmıyorsun babacım babacım din. Değil mi? Kardeşini bağrına basıyorsun. İslam'ın birçok hükmünü yapmıyor mesela. Değil mi? Sizden kim onları veli edinirse işte bunlar zulmeden kimselerdir. Nedir burada? Onun yoluna giden, yani onun dediğini yerine getiren, onun idaresi altına giren anlamındadır burada ayette. Yani onun yanlış hükümlerini uygulayan, doğru olmayan hükümlerini uygulayan anlamında. Yoksa onlarla muhatap olmayın, konuşmayın, selam vermeyin, adam yerine koymayın, düşman olun anlamında değil. Bak, eğer samimi düşünürseniz aynı ifade. Ey iman edenler, imana karşı inkarı sevip tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Aynı şey Hristiyanlar ve Yahudiler için de söylüyor Allah. Veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse işte bunlar zulmeden kimselerdir. Aynı ayet orada da aynı ifade var. Öbür ayette de aynı ifade var. O zaman burada kastedilen onlara düşman olmak, karşı çıkmak, onlarla uğraşmak değil. Onların valiliğini, idareciliğini kabul etmemek. Yani bir konuda onun inancına uymamak, onun yönlendirmesine uymamak. Konu bu.